Ben Arapçıflık Mahallesi'nden Nihat Bin Sor, esas e, köyüm Sarıdere Köyü, Kabardayı Köyü'dür. Orada da yaşarken deprem nedeniyle bu köye, bu mahalleye yurt yapıp tekrar yerleşen bir vatandaşım. Emekli bir memurum, emniyet Teşkilatında uzun süre çalışıp 31 yıl 3 ay ile Emekli oldum. Benim adım e, Bahattin Özcan. E, köyün e, kurucularındanız. Babalarımız, atalarımız yani Kafkasya'dan gelmişler. E, köye, e, yer, yani buraya yerleşmişler. Ramazan Binsor. Çerkez Sarıdere Köyü. Çerkezce köyümüzün adı Kabartay Hable. E, ben kendim bu köyün çocuğuyum. Bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm. Uzun yıllar uluslararası tır şoförlüğü yaptım. Emekli oldum. 15 yıl, 16 yıldır köyümdeyim. Biz büyük göçten önce dedelerimiz, büyük dedemiz, Şuayip dedemiz 1858'li yıllardan sonra Karlofça ve Stefanos anlaşmaları sonucu Kafkasya'da sonuçlanan 36 yıl savaşlarının sonunda oradaki tehlikeyi görmeleri sonucu karar vermek suretiyle İstanbul'a avaneleriyle birlikte göçmüşler. İstanbul'a gelip Kadıköy'e yerleşmişlerdi. Fakat Kadıköy'e yerleşip 1860'taki 4'teki büyük göçe kadar orada yaşadıkları sürede İstanbul'a gelen müttefik ordularının donanmalarını gördükçe oradaki müttefik devletlerin askerlerinin baskılarını gördükçe orada da tereddüt etmişler. Orada da rahat bir yaşam süremeyeceklerini gördükleri için büyük dedemiz, şuayip dedemiz 1864 büyük göç başladığında çocuklarına talimat verir. Gelen göç çoğunluk olacağı için bizimkiler azınlıkta olduğu için Kadıköy'e yerleşenlerin bir araya gelme umuduyla Düzce'de pazar ve Kayseri yöresine çocuklarını göndermek suretiyle yurt seçmelerini ister. Köy şu an aşağı yukarı 170 hane oluyor. Çerkez olarak bir 6-7 hane var. Ama onlar da köyün şeyine göre artık eee yani Balkanlardan gelenlerle evli olanlar var. Hani tam Çerkez aile değil de yalnız işte babalarımız, dedelerimiz Çerkez olarak, Çerkez hanesi olarak aşağı yukarı 6-7 hane kadar var. Diğerleri bir grup şeyden gelmiş, Balkanlardan gelmiş bir grup var. Bir grup da Doğu Karadeniz'den gelenler var. Yani şu an köyümüzün halkı Kafkas kökenli, Balkan kökenli ve Karadeniz kökenli olmak üzere üç kökenli halk yaşamakta köyümüzde. Her türlü cemiyetlerde birlik, beraberlik içinde e, geçiniyoruz. Yani öyle bir şeyimiz, sıkıntımız falan olmuyor. Yüzde elli, %50, yüzde ellidir. Macirle, e, göçmenle. Biz de göçmeniz. Karadeniz kökenliler. Köyümüz e, genelde fındık. Kancar, mısır, buğday, bu çeşit hububat şeylerini çalışıyoruz. Ağırlık fındık. Valla böyle geçinip gidiyoruz işte. Aşaplar vardı, tamirler vardı, besinler vardı. Bunlar birlikte aynı köye yerleştiler ve şu an ikinci yerleşik düzenini kurdular. Şu anki köyün yeri son yerleşik alanları oldu. köyün Çerkezce adı Aşabey. Aşabey derler. Aşap sülalesi yaşadığı için. Tambi Habil derler. Tambiler yaşadığı için. Ama esas Kabartey Habil derler. Yani Kabardeylerin köyü anlamında. Habz demek köy, yerleşik alan demek.